Evet, son tadımımız, son noktamız Hüsniye Sultanım'la olacak. Evet. Çıldır köfte. Çıldır köfte. Evet, köfteyi tam durumumuza uydu şu anda. Afiyet olsun. İnşallah. Köfte çiğ olarak bana son olduğu için kendi zaten çıldırmış. Benimle bir alakası yok. Bunları kendileri mi açtılar? Hüsniye abla her şeyini kendileri yaptılar. Sarımsaklı yoğurt, domates sos, köfte, pide, püre. Ekmeği olmamış, bu pidesi olmamış, bunu dağılmış zaten. Bir tek alttaki püresi biraz, yani zaten bunun köftesi olmadıktan sonra... Bir şey söyleyebilir miyim? 4 kere 5, 20. 20 tane köfte yapıldı. İşte sürede sıkıntısı var. Pişen oldu, pişmeyen oldu muhtemelen. O yüzden böyle bir küçük onu da hesaba katmanı senden rica ediyorum. Tamam, pişmediğini de o zaman şöyle atayım. Hani nasıl yoğrulmuş? Yoğrulmamış bu köfte. Ya. Bu köfte yoğrulmamış. Nereden anladın? Olmamış çünkü... Atınca hemen dağılıyor. Bu böyle olmaz. Ha, ona bak bir şey diyemem. Bu böyle dağılmaz. Olmamış. Anladım. Bir tek püresi işte püre yapmış. Üstündeki sosu, salçası yapılmış. Onun dışında yani yemek istemiyorum ben bu tabağı. Hı hı. Peki. İkinci tabağa geçelim. Belli ki bu köftenin böyle kalın olması gerekiyor demek. Öyle pişirilmesi lazım. Köftesi pişmiş ama tadı yok. Köfte yoğrulmuş, pişmiş. Çünkü birbirinden zor ayrılıyor, diğeri gibi değil. Pişmiş ama tadı yok. Diğerleri? Ekmeği de olmuş, pişmiş ekmeği, güzel pişmiş. Diğer tabaktaki hı hı. ekmek gibi değil. Ve belli ki dengede pişirmiş, bayağı bütün parçaları pişmiş. Etrafımda. Sevdin mi, sevmedim? Hiç sevmedim. Niye yani hiç ben de heyecan oluşturmuyor, damağımda bir keyif oluşturmuyor. Tabak seni bulmadı yani. Evet, tabak beni bulmadı. Kesinlikle bulmadı. Ve yani bir duygu da yok. Adı gibi çıldır köfte de değil. Çıldırmamış da, olduğu gibi sakin duruyor. Bir hareketlilik yok tabakta. Köftesi güzel olmuş. Eğer bunu bilerek, bilinçli bir şekilde yapmışsa çok mantıklı. Ne demek o? Kenarlara doğru ince, ortaya doğru bombeleşmiş bir kalınlığı var ama yanlara doğru incelmiş. Nelere dikkat ediyorsun? Güzel pişmesine sebep olmuş. Lezzeti de akmış köftede. Bunun köftesini çok başarılı buldum. Aman aman çok heyecanlanmadım. Ama tattığım iki tabağa göre pişmiş, güzel, ekmeği dolmuş bir tabak. Afiyet olsun. Son tabağın. Bakalım sana neler söyleyecek. Aslında bu pişmiş. Ama bir şey var, bu da iyice yoğrulmamış. Bence burada en iyi yoğrulmuş köfte bu. Çünkü kıyması... Çok çabuk dağılıyor bunun da. Bu da pişmiş yani, pişmiş tabaklardan çabuk biri. Çabuk vazgeçmiş diyorsun yoğurmaktan. Evet, evet. Hı. Çabuk vazgeçmiş. Köfte iyi yoğurulursa güzel oluyor gerçekten. Olmamış. Diğerleri? Pideler, mideler? Pideleri pişmiş. Zaten ekmeğin kızarıklılığından belli. Güzel, ince de açılmış. Ama umduğum tadı bulamıyorum yani. Görüyorum. Bu tabağa 5 vereyim. Üçüncü tabak 5 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. 2. Birinci tabak 2 puan. Bu da 2. Dördüncü tabak 2 puan. 2 tane 2. Değişik bir puanlama. Şuradan başlayalım. Köftesinin içi en pişmemiş dediğin tabak buydu. Evet. Sana denk gelen oydu ya da. Bakalım 2 tane ikimizden bir tanesi kime gidiyor?
puan. Bakalım ilk 2 puan kime gidiyor? Aç Hüsniye Sultanım. Adalı. Lezzete bakmadın bu sefer. Lezzet hariç her şeye baktın. Pürem, pürüzsüz. Sosum lezzetli. Köftem, pişip pişmemesi artık mesela temin. Pişmişti çok güzel, bir önceki pişmemişti. Yani köftenin artık bu pişip pişmeme konusuna girmek istemiyorum. Köftem de lezzetliydi. Hepsi lezzetliydi ama lezzet hariç her şeye baktın tabakta. İşte lezzet hariç her şey vardı. Ama lezzet puan veriyoruz değil mi? Sen ne diyorsun? Lezzet, lezzet, lezzet. Ben lezzete işte bakıyorum diyen hayat. Sensin. Lezzet yoktu, bu yüzden 2 aldın. Sen lezzeti hariç her şeye baktın ama lezzete puan vermedin. Olmayan bir şeyi nasıl aradım bulamadım. Ben 1'e 1 puan vereceğinizi düşünürken siz kalktınız ona 2 puan verdiniz. Neden? Sen beni ondan sonra yediğim tabakta buna haksızlık yapmış bir olacağım. Bir dakika, kaynanalardan fazla benim tabaklarımı Merve yorumluyor. Merve, ben herkesin tabağını yorumluyorum. Ben herkesin tabağını yorumluyorum. O tabağın altında... Sürekli benim tabağımı yorumluyor. Sonuçta Merve Adalı yazdığını ben bilmiyordum. Ama Hüsniye Hanım'ın yorumlarına göre verdiği puanları konuşuyorum şu an. Onu ben, çok kötü dedi. Sayın Tekin'le Adalı'nın arasına girmek istemiyorum çünkü Merve savaşları başladı burada. Asla öyle bir şey. Kesinlikle yok. Merve asla savaşları şey başladı. Yok. Aranızdaki sıkıntının sebebi de bu. İkinizin arasına girmek istemiyorum. İkiniz birbirinizi yiyin. Diğer 2'yi bulalım mı? Kime vermişsin? 3-1 gibi bir şey yani 2. Haftanın da başı. İkinci 2 puan kime gitti? Alan gelinimiz, hiç kimse hoşlanmayacak bu puandan. Açar mısın? Merve Tekin. En azından ben lezzetli bir tabak çıkarmışım, çok şükür. En azından lezzetli bir tabak çıkarmışım. Hiçbir şeyine yorum yapmadan nedeni ki verdiniz? Hiçbir şeyini konuşmadınız o tabağın neredeyse. Konuşmaya bile değmedi. Konuşmaya gayet güzel değdi. Köftesi gayet güzel dediniz, orayı duydum pişmiş, ama. Pişmesine rağmen lezzet bulamamak. Gerçekten lezzet bulamadım demediniz Hüsniye Hanım. Pişmiş olmamış. Olmamış, hiçbir şey yok. Gayet... Tıpkı senin gibi bir şeyleri farklı göstermeye çabası var. Asla farklı göstermiyorum. Sizi size yansıtıyorum. Sizin söylediğiniz sözlerle size geri dönüyorum. Ama siz bunu anlayamıyorsanız ben suçlusu değilim. Benim ışığım keskindir. Net görünüyorum, olduğum gibiyim. Yapmama ben de gayet güzel. Ne söylüyorsanız aynısını size yansıtıyorum. Yine söylüyorum bakın. Hiçbir şeyine yorum yapmadınız doğru düzgün. Neye göre ki verdiniz? Merve Tekin diyeyim Sayın Tekin. Evet, Adalı ile aynı pozisyondasın. Asla. Bir fark yaratamadığın için şu an gerginsin. Hiç benimle uğraşacak bir şey. Fark yaratıyorum ki buradayım bak. Öyle fark yaratılmıyor bak, bileziklerle. Senin gelinin gibi yapıyorum bak. Ben de hani şampiyon oldum diyor ya sürekli. Ben de böyle göstermek zorunda kalıyorum bazen i̇şte biliyor musunuz? O biraz duruşla biraz da tavırla alakalı bir şeydir. O sadece bilezik. Ben Merve Tekin'im, kusura bakmayın, duruşumuzdan da vazgeçemeyiz ya. Ben tabağımı konuşmak istiyorum artık. Duruşum değil, pişirilimi değil. Laf söyleme. Tabağımı konuşmak istiyorum bak diyorum. Şimdi, tamam, gelinime laf söyleme o zaman. Bileziklerini Merve Tekin olarak salla. Senin gelinin de böyle sallıyor diye konuşma. Kendi kişiliğinin arkasında dur. Kişiliğimin arkasındayım. Bakın ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Az önce gelinizi gösterirken de bunu anlatmak istedim size. Diyorum ki lezzetli yemek yapıyorum ki bu bilezikleri aldım. Anlatabiliyor muyum? Ama daha nasıl dedin, anlatayım size? Niye dedin gelinin gibi? Önünde hani gelinin de diyor ya hani ben kötü yemek yapıyor olsaydım şampiyon olmazdım diyor ya ondan bahsetmeye çalıştım. Siz saptırıyorsunuz ben şu an. Ben saptırmıyorum. Konuşmayı. Tek başına bir Merve olarak konuşamıyorsun. Bak konuşurken de Hatice ile olacağım merak etmeyin Hüsniye Hanım. Yavaş yavaş basamak basamak farkında mısınız? Gidiyorum. Yanlış farkında mısınız? Sen yüksek bir yerden uçurtmasız atlıyorsun şu asla an Merve. Asla öyle bir şey olmayacak. Atladığın ben yere ne dikkat yaptığımı, et orada ben varım. Ben buraya ilk geldiğim gün şu sözümü çok iyi hatırlıyorum. Ben buraya sağlam adımlarla geldim dedim. Ve sağlam adımlarla da ilerliyorum merak etmeyin siz. Tamam, kendi muz kabuğunu kendin önüne atıyorsun yalnız asla, dikkat et. Asla ok kabuk sizi kaydırmasın merak etmeyin tamam korkma. Senin attığın kabuğa ben basma. Kendin göreceğiz bakalım Hüsniye Hanım. Yani yavaş yavaş başladık savaşa. Merve bence çok büyük konuşuyorsun. Asla büyük konuşmuyorum. Çok tatlım. Büyük konuşuyorsun. Şu an tabağıma yorum yapmaktan başka her şeyi yaptı Hüsniye Hanım. Artık ama ona da o şekilde karşılık veriyorum. Ne yapabilirim? Sinirleniyorum artık yani. Aynı şekilde karşılık veriyorum. O ne demek istiyorsa ben de onu ona yansıtıyorum. Yapacak bir şey yok. Sen resmen Hüsniye teyzeyle savaşıyorsun ya. Ya o ben geldiğimden beri benimle savaşta zaten. Siz farkında ben değilsiniz. Ben çözümleyemiyorum seni. Siz farkında değilsiniz tatlım. Üstündeki buzlarla ateşin üstüne yürüyorsun Merve. Tek bunu yapıyorsun. Eritirim. Eritemezsin. Bir ateşe yürüyorsun. Çok 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 olmasa da en beğendiğin tabak bu.
İki Merve de çıktı. Geriye Özlem ve Hatice kaldı. Bakalım son 5 puan hangisine gidiyor? Günün son 5 puanını alan gelin Hatice mi Özlem mi? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Hatice. Ben mi? Ah Allah. O nasıl bir cümle? Ben olaylardan haberim yok. Anlatır sana.